Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İpek Dokunuşu Bölüm 7. Gözlerini anlamak için 2-3 kere kırpıştırdı. Eli çenemden düştü ve kafasını kucağına eğdi. Nasıl söylemem gerektiğini bilemedim. Hem sana hem Ege'ye uygun bir dille açı işaret parmağını havaya kaldırıp beni susturdu. Kaç haftalık? Bu soru karşısında aldırmak istediğini anladım. Dört dedim fısıltıyla. Aldırmak isterim diye mi benden gizledin bunca zamandır dedi. O da benim gibi fısıldayarak. Sesi bu düşünce yüzünden kırgın gibiydi. Hayır dedim bir nefeste. Hayır o yüzden değil. Zaten ben de bir hafta önce öğrendim. Hem hala aldırabilmek için zamanımız daha var dedim. Kendimi savunarak sonra söylediğim cümleyi işittim. Nasıl söylemiştim bunu? Kendimi öldürürdüm. Yine de birinin çocuğuma zarar vermesine izin vermezdim. Babasının bile. Benim dediğimi duyduktan sonra kafası hızla kalkıp yüzümü buldu öfkeli bakışları. Sinirle koyulaşmış el ağları yüzümde volta atmaya başladı. Bebeği istemiyorsun öyle mi Denef? Bunu mu bekledin yani? Nasıl onu öldürmek istediğini bana söylemek için plan mı yaptın? Yaşlar yine gözlerimi doldurmuştu. Kimse ona zarar vermesine izin vermem. Senin bile. Yüzü alaycı bir gülüşle çarpıldı. Ya, onun için mi direkt aldırmak için daha zaman olduğunu söyledin bana? Eli kolumu kavradı ve beni biraz sertçe kendine çekti. Bize zaten zor katlanırken bir de bebeği çekmek istemiyorsun Denef değil mi? Söyle. Kolumu ondan kurtarıp ayağa kalktım. Ne saçmaladığının farkında mısın sen? Kollarımı karnıma sardım. Ona bir şey olmasına izin verir miyim? O sadece benden bir parça değil gurur. O senin bana verdiğin Ege'den sonraki en güzel hediye. O benim gurur olan parçam. Yere çöktüm ağlayarak. Gurur kalkarak yanıma geldi ve top gibi olan bana sarıldı. Ağlamam dinene kadar özür dilerim diye fısıldadı kulağıma. Ben birden yanlış anladım. Özür dilerim ikinizden de. Saçlarımı okşadı ve gözlerime baktı. Denef, iyi ki hayatımıza girdin be kadın. Beni sıkıca sarıp kendine çekti. Taşlarım arasına teşekkür ederim diye fısıldayıp kokumu içine çekerek öptü beni. Bizi ayağa kaldırdı ve yüzüme baktı. Sana da bebeğimize de bir şey olmasına asla izin vermem Denef. Senin kendinden sonra bana verdiğin en güzel hediye bebeğimiz. Bizim bebeğimiz dedi elini karnıma koyarken. Birden tüylerim diken diken oldu elini karnımda hissedince. Kafamı göğsüne yasladım. Ege'ye nasıl söyleyeceğiz? Sence sevinecek mi dedim kafam hala göğsünde dinlenirken. Ege her zaman bir kardeş istiyordu. Hatta birkaç hafta önce. Sence uslu bir çocuk olursam Denef ablam bana kardeş yapar mı baba diye sordu bana. Yüzümü kaldırıp ona baktım. Gözleri yumuşacıktı. Ah gurur benim kalbim ikisini birden sevmeye nasıl yetecek. Ege'ye olan sevgimi bile sığdıramıyordum ki kalbimin içine. Bebeğimiz doğunca patlayacak büyük bir ihtimalle kalbim. Parmaklarının ucu yüzümde gezindi. Bana yer hiç olmadı mı kalbinde dedi muzip bir şekilde kıskanç bir çocuk gibi bakarak. Ne yani çocuklarımızı mı kıskanıyorsun şimdi sen dedim gülerek. Hayır kıskanmıyorum ama kalbin Ege'ye bile küçük geliyorsa ben neredeyim bunca zamandır. Hala köşesinden bile olsa bir yer edinemedin mi yoksa. Ah nasıl derdim ben bu adama seni ilk gördüğüm andan beri senin kadrolu bir yerin var diye. Elini tutup onu da peşime takarak yürümeye başladım. Sanırım yerinizi yavaş yavaş elde edeceksiniz Gurur Bey. Belimden tutup sırtımı göğsüne yapıştırdı. Ben o kalbin içine bir gün mutlaka geleceğim Denef Hanım. Öyle ya da böyle buna kendinizi alıştırsanız iyi olur. Boynuma minik bir buğse koyup yanıma geldi ve aynı ritimle yürümeye devam etti. Ah kalbim atıyor musun hala? Arabaya bindiğimizde Gurur emniyet kemerimi yaklaşık 5 kez kontrol etti. Tamam yola çıkmaya hazırız dedi ve arabayı çalıştırdı. Daha yola çıkalı 5 dakika olmuştu ama arabayı kenara çekti. Ben baba oluyorum. Gözlerini yoldan bana çevirdi.
ben tekrar baba oluyorum Denef. Saçlarımı öpüp beni kendine çekti. Baba oluyorum. Elleri ve yüzünü kapattı. Derin bir nefes verdi. Kemerimi tekrar kontrol etti ve eliyle sürmeye başladı. Bu kadar etkileneceğini düşünmemiştim. Gülümsedi. Şu an şokta olduğum için çok tepki veremiyorum bile. Sen bunu nasıl anladın? Bir saniye, kazadan önce hamile kaldın. Bebeğimizi kontrol ettirmemiz lazım. Ya bir şey varsa? Kafamı iki yana salladım. Gayet sağlıklıymış. Pınar anne ve annemle gittim zaten. Gurur somurttu. İlk kontrolünü kaçırdın mı yani? Dudaklarımı büzüştürdüm. Tepkini tahmin edememiştim. Hem o an panik içinde gittim. Ya bir şey olmuşsa diye. Ama doktor o zaman daha bir iki günlük olduğu için etkilenmediğini düşünüyor. Kafasını sallayıp onayladı. Bir sonraki çocuğa hamile olduğumda ilk sana söyleyeceğim söz. Deyip kıkırdadım ama birden sustum. Yani başka çocuk istersen. İstemiyorsan tabii ki olmaz ama ya gurur lafımı kesti. Denef sakin olur musun? Neden benden bu kadar çok çekiniyorsun? Ben neden çocuklarımızı istemeyeyim? İlk önce ben çocuk istemedim mi zaten? Bir sürü istiyorum hem de sen yeterli diyene kadar gülümsedim. Kafam karıştı gurur. Benden çocuk istemeyeceğini düşündüm. O an çocuk istemediğin için kafanın karıştığını düşündüm. Bir eliyle elimi tuttu. Bir daha kafan karışmasın o zaman. Karnındaki dahil senden 3 tane çocuk istiyorum Denef. Eğer sen de istersen. Gülümseyip kenara çekmesini işaret ettim. Kenara çektiği gibi de kucağına geçip ona derin bir öpücük verdim. İyi ki hayatıma girdin gurur. Beni kendine çekip sarıldı ve saçlarımı öptü. Denef, bana bu mutluluğu yaşattığın için teşekkür ederim. Allah'ım ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Kimize ait bir bebek. Bir çocuk daha. Yanağına sulu. Yanağına sulu bir öpücük kondurup yerime geçtim. Gurur'un kemer kontrolü bitince de yola çıktık ama birden karnımın acıktığını fark ettim. Evet gecenin körü ve benim karnım aç. Ne yapabilirim ki? Hamileyim ben. Gurur, bir şey söylemem lazım. Kafasını salladı ve gözünü yoldan ayırmadı. Çok dikkatli kullanıyordu. Benim karnım biraz aç. Yani biraz acıktım sanırım. Gülümseyip 2 saniyeliğine bana döndü. Ne yemek istersin? Elimi yanağıma vurdum ve düşündüm. Ben değil ama sanırım ufaklığın canı mantı istiyor. Hem de çok. Gülümseyip bir elini karnıma koydu. Babasının biricik kızının canı mantı mı istiyormuş? Kaşlarımı çatıp elini ittim. Ya oğlumuz olursa? Senin böyle seslenmenin çok üzülür. Gülümseyip elimi tuttu. Kızımız olacak hissediyorum. Kafamı cama çevirdim. Hayır, sen sadece oğlumuz olduğu için kız olmasını istiyorsun. Kahkaha attı. Tabii o da var. Bir de kız çocukları babalarını çok seviyorlar. Ege senin yörüngende olduğu için sürekli kızımızın da beni sevmesini istiyorum. Dudaklarımı aşağı sarkıttım. Ege seni de çok seviyor gurur. Böyle söyleyince oğlunu elinden almışım gibi hissediyorum. Gözümden bir damla yaş düştü. Hemen itiraz etti. Bir kere o senin de oğlun. Tabii ki benim kadar seni de sevebilir bir tanem. Tek demek istediğim kızımızın da bana düşkün olmasını istiyorum. Gülümsedim. Kızımız deyince içim bir hoş oluyordu. Peki babası, kızımız da seni sever. Elimi alıp dudaklarına götürdü ve açık bir yer aramaya başladık. Bulduğumuzda ise 2 tabak mantıyı tek başıma yemiştim. Gurur çok şaşırmıştı ama ben 2 canlıydım artık. Eve döndüğümüzde ise çok yorgundum. Üstümü değiştirip dişlerimi fırçaladım ve makyajımı çıkardım. Yatağa girdiğimde ayaklarım ağrıyordu. Ellerimle ovuştururken gurur yanıma geldi ve ayaklarıma masaj yapmaya başladı. Bu adam niye böyle davranıyordu? Daha sonra ise karnımı öptü ve konuşmaya başladı. Merhaba bebeğim, ben babanım. Annen yüzünden biraz geç tanıştık ama abini, anneni ve seni ömrün sonuna kadar sevip koruyacağıma söz veriyorum. Ailemize hoş geldin bebeğim. Seni çok seveceğiz. Seni bir an önce kucağıma almak için sabırsızlanıyorum. Gözlerim doldu ve gururun dudaklarına uzandım. Gurur, bana bir şey olursa bile senin onu asla yalnız bırakmayacağını, hep seveceğini bilmek beni çok rahatlatıyor. Ben gülümserken gurur kaşlarını çattı. Ne demek bana bir şey olursa Denef? Bir daha sakın ama sakın böyle bir cümle kurduğunu duymayacağım. Daha bana 2 tane daha bebek vereceksin. Çocuklarımız evlenecek. Torunlarımızı seveceğiz.
Günümüzde uzun bir hayat var birlikte. Çocuklar evlenip yuvadan gittiklerinde ikimiz kalacağız. O yüzden beni asla yalnız bırakamazsın. Gülümsedim. Bana bir şey olursa yeni birini bulmanı isteri elleriyle ağzımı örttü. Sen dediğimi duymadın herhalde Denev. Sakın bir daha böyle bir cümle kurma. İkimize de bir şey olmayacak. Nereden çıktı bunlar gece gece? Hormonsal mı? Göğsüne yatıp kafamı dinlendirdim. Bilmem, sadece söylemek istedim işte. Yanağımı öptü ve burnunu saçlarının arasında gezdirdi. Tamam, bir daha söyleme lütfen. Kafamı salladım ve göğsünü öptüm. İyi geceler anne ipek böceği. Gülümseyip hemen uykuya daldım. Yorgunluktan ölüyordum. Sabah kalktığımda Gurur Ege'yi almaya gitmiş. Ben de o sırada kahvaltı hazırlamıştım ama biraz gergindim. Kahvaltı masasında bir Ege'ye bir Gurur'a bakıyordum. Ben söyleyecektim. Yani en azından konuya girecektim. Ege yumurtasını dilimlerken çatalımı bırakıp konuşmaya başladım. Ege'ciğim, sana söylemek istediğimiz bir şey var. Kafasını kaldırıp ciddiyetle bana baktı ve devam etmem için gözlerini yumup açtı. Oğlum, bir kardeşin olsun ister misin? Gözleri sulandı ve kafasını iki yana salladı. İstemem anne. Nefesim kesildi. Gözlerimi Gurur'a çevirdim. O da verdiği tepkiye şaşırmış gibiydi. Ege neden böyle söylüyorsun? Ege yerinden fırladı. Anne, yoksa bir kardeşim mi olacak? Gözlerimden yaşlar akarken kafamı aşağı yukarı salladım. Ege, bana geçen gün bir kardeş istediğini söylemiştin oğlum dedi Gurur. Neden böyle tepki verdiğini anlamayarak. Ben daha çok küçüğüm baba. Ya onu koruyamazsam? Biraz daha büyümem gerekli. O zaman onu koruyabilirim. Gözyaşlarımı silip Ege'ye gülümsedim. Peki o zaman Ege, sen büyüyünceye kadar onu ben korurum, sonra da sen, anlaştık mı? Bakışlarını Gurur'a çevirdi Ege tekrar. Emin misin baba? Eğer koruyamazsan karşında beni bulursun, kıkırdadım. Ege harika bir abi olacaktı. Hadi şimdi kardeşinle tanış Ege dedim, onun elinden tutup karnıma yaklaştırırken. Ellerini karnıma koydu ve fısıldadı. Müge, ben seni çok seveceğim. Kaşlarım havaya kalktı. Müge mi? O da nereden çıktı Ege dedim gülerek. İsmi Müge olmayacak mı? Benim ismime çok benziyor. Saçlarımı okşayıp yanağını sıktım. Çok güzel bir isim ama ya erkek olursa? Sanki benim bilmediğim bir şey varmış gibi ellerini ağzına götürüp kıkırdadı. Aman anne, benim kardeşim tabii ki kız olacak ve ben de abisi olarak onu koruyacağım. Boğazımdaki düğümü yok etmek için yutkundum ve kafamı salladım. Ege elleri karnıma yaslı şekilde biraz daha konuşup yerine oturdu ve yemeğimize devam ettik. Ege Nutella sürdüğü ekmeği bana uzattı. Hadi anne, çok çok yemek ye, kardeşim de mutlu olsun. Ağzımı kocaman açıp ekmeği alırken gülümsedim. Bir yandan Gurur bana süt içirmeye çalışıyordu. Hadi bebeğim, bunu da iç. Bu iki yakışıklı beni şişman bir kadın yapacaktı. Yemek sona erip masadan kalktığımızda ikisi de iki yanımda oturmuş bana sarılıyordu. Bu kadar ilgi beni şımartıyordu. Canın ne istiyor bir tanem? Ege ile hemen gidip alalım dedi Gurur gözlerime bakarak. Çok edepsiz bir kadın olarak seni demek isterdim ama yanımızda Ege vardı. Hiçbir şey dedim gülerek ama ikisi de hazır oldu bekliyordu. O sırada Gurur'un telefonu çaldı. Elini alıp açtı. Alo. Birden nefesi düzensizleşti. Burçin, sen misin? Gözlerimi Gurur'a çevirdim. Hangi Burçin? Dedim fısıldayarak. Tabii ki görüşebiliriz. Hatta bize gelsene. Ne demek bize gelsene? Kimle konuşuyordu bu Allah aşkına? Evet, doğru duymuşsun. Evlendik Denef'le. Deyip elimi tuttu. Birazdan atıyorum konumu. Bekliyoruz. Telefonu kapatıp bana döndü. Bizim Burçin aradı Denef. Dönmüş Avusturya'dan. Bize uğramak istedi. Ben de çağırdım, sorun olmaz değil mi? Kafamı iki yana sallayıp gülümsedim ama ellerim terlemeye başlamıştı. Burçin ve ailesi, Gurur ve benim ailemle çok samimilerdi. Bize çok yakın otururlardı. Küçükken en çok kavga ettiğim kişi de Burçin'di. Çünkü ikimiz de Gurur'a aşıktık. Sonra onlar taşınmış ve bağımız kopmuştu. Yoksa hala bilerek kafamı iki yana salladım. Küçükken girdiğimiz iddiayı hatırlıyor olamazdı değil mi? Sadece memlekete geri dönmüştü ve bizi görmek istemişti. Sadece bu kadardı değil mi? Gülerek Gurur ve Ege'ye döndüm. Bizi kimse ayıramazdı. Biz bir aileydik. Kalkıp üstümü değiştirmeye çıktım.
Düşman her zaman düşmandı. Yine de zırhımı kuşanmalıydım. Hoş geldin Burçin dedim gülümseyerek. Yeşil gözleri her zamanki gibi parıl parıldı. Benim ise donuk kahvelerim vardı. İnci gibi dişleri kalın dudaklarının arasından belirdi. Gururla bana sarılıp Ege'ye döndü. Ege ne kadar büyümüşsün. Seni çok küçükken görmüştüm. Sen beni hatırlamazsın. Ege kafasını sallayıp bana yaklaştı canım oğlum. Hoş geldin Çin Çin dedi gurur saçlarını karıştırırken. Burçin benden 3 yaş küçüktü. Gururdansa 5 yaş küçük. Gurur onu hep kardeşi gibi görürdü. Gurur'un saçlarını karıştırmasına gülümsedim. Hala kardeşi gibi görüyordu. Gurur sen de iyice çocuk yaptın beni dedi gülerek Burçin. Hemen lafa atladım. Burçin sen bizden çok küçüktün ya. Biz de seni hep kardeşimiz gibi sevdik. Biliyorsun Gurur da ben de tek çocuktuk dedim gülerek kafasını salladı ve içeri girdik. Ben bir çay falan demleyeyim. Aç mısın yemek hazırlayayım mı? Cevap vermek için ağzını araladığı zaman Gurur araya girdi. Ben hallederim bir tanem. Hamile halinle bu kadar uğraşmanı istemiyorum. Çay dedi sonra gülerek Burçin'e. Hamile mi dedi Burçin şaşırmış bir şekilde. Kafamı sallayıp gülümsedim. Evet Denef hamile. İkinci çocuğumuzu bekliyoruz dedi yüzünde güller açarak. Burçin'in ifadesini izliyordum. Biraz morali bozulmuş gibiydi. Çok sevindim dedi gülerek. Biraz daha oturup bizle sohbet etti. Bu seferki yeğenimi göreceğim sanırım. Şimdi iş arıyorum. Bulursam burada kalacağım. Gurur ilgisini çekmiş gibi Burçin'e döndü. Ne işi Burçin? Gülümsedi. Okulu bitirdikten sonra master falan çok uğraştım. Artık çalışıp ekmek kazanma zamanı geldi. Gurur kafasını salladı. Bizim şirkette başlasana. Mimara ihtiyacımız vardı. Gerçi beğenip bizimle çalışır mısın bilmem dedi gülerek. Burçin'in gözleri anında parladı. Çok güzel olur aslında. Eskisi gibi hep bir arada oluruz üçümüz dedi. Aslında beni kastetmediğini biliyordum ama ses etmedim. Gurur Bey'den bunun acısını çok fena çıkaracaktım. Özgeçmişini göndereceğini söyledi Gurur'a ve yarım saat daha kalıp kalktı. Ben de bir sinirle yukarı çıktım. Gurur da arkamdan geldi. Ne oluyor Denef? Neredeyse öldürecektin kızı dedi sataşarak bana. Bal gibi de biliyorsun ne olduğunu. Başka şirket yok mu? Niye senin dibine gelsin dedim kızarak. Oysa belimi kavrayıp yanağımı öptü. Küçükken de beni kıskanırdın Burçin'den. O zaman da seni daha çok seviyordum. Şimdi de. Omzumdan ittim. Bir de daha çok sevme istersen. Ben senin karınım tabii ki daha çok seveceksin gurur. Kahkaha atıp dudaklarıma küçük bir buse kondurdu. Allah aşkına Denif. Küçükken de o bizden daha küçük olduğu için ona daha ilgili davrandığımın farkında olman gerekliydi. O zaman da seni daha çok seviyordum. Tabii o zaman kardeşim gibiydin. Şimdi nasıl gördüğümü söylememe gerek var mı? İşveri bir şekilde yanaştım. Ne olarak görüyorsun dedim elimle gömleğinin düğmeleriyle oynarken. Hayatımın kadını. Ellerimi boynuna götürüp dudağıma çektim. Onun da elleri belimde birleşti. Lütfen gereksiz kıskançlıklar yapma bir tanem olur mu? Onu küçük kız kardeşim gibi sevdiğimi bil lütfen. Kafamı sallayıp sıkıca dudaklarını öpüp geri çekildim. Ege'min yanına iniyorum dedim ve onu odada bırakıp aşağıya inmeye koyuldum. Yine de size çektirecektim Gurur Bey. Akşam Gurur'un ailesi ve bizimkiler geldi. Bebeği annelerimiz söylemişti. Babam beni kollarının altına aldı. Kemal baba da en az babam kadar mutluydu. Ulan Gurur ne şanslı adamsın. Hem Kaptan Faruk'un kıymetli kızını hem de bir çocuğun daha oluyor. Elimi tutup öptü. Haklısın baba. Bu arada Burçin Türkiye'ye geri dönmüş. Bizim şirkette işe başlaması için teklifte bulundum. Herkes çok sevinmişti. Evin küçük kızı Burçin geri dönmüştü. Akşam yatağa girdiğimizde sırtımı Gurur'a dönüp yattım. O da arkamdan sarıldı. Yine konu Burçin mi dedi gülerek. Benim tavrımı saçma buluyordu. Ben nasıl derdim küçükken girdiğimiz iddiayı ona? O zaman onu sevdiğimi de öğrenirdi hem. Elini üstümden attığımda tekrar sarıldı. Denef'im hadi dön bana yüzünü. Omzumu silkeledim. O ise minik bir öpücük bıraktı. İstemiyorsan konuşurum çalışmaz bizimle. İş yaptığımız birinin yanına gönderirim ama ona ihtiyacım olacak. Şirketin durumu yeni yeni düzeliyor. Bize iyi gelebilir. Yüzümü hızla ona döndüm. Bıktım bu kızdan.
Evin küçük kızı Burçin, sağlık sorunları olduğu için ilgi görmesi gereken kız Burçin. Peki Denef? Niye kimse Denef'i düşünmüyor? Denef'in de sevgiye, ilgiye ihtiyacı vardı. Özellikle de senden. Beni niye görmedin hiç gurur? O zaman kardeşin gözüyle bile sevmemiştin. Keşke annenler evlen diye Burçin çıkarsalardı karşına. Eliyle dudaklarımı örttü ve gözyaşlarımı öptü. Ağladığımı bile fark etmemiştim. Sakın bunu düşünme. Sen benim kıymetlimsin Denef. Sen bu hayattaki en önemli dayanağımsın benim. Çocuklarımın sahip olabileceği en mükemmel anne, benim hayat arkadaşım, yoldaşımsın. Beni kendine çekip sıkıca sarıldı. Sen olmasan olmazdı Denef. Bu hayatımın hiçbir değeri, bu evin bir yaşanabilirliği olmazdı. Aldığım nefesin bir anlamı olmazdı. Ellerim yüzünde dolaştı ve dudaklarına uzandım. Bu adamı her gün daha çok seviyordum. İstiyorsan çalışmaz Denef. Söylemen yeterli. Ona başka bir iş bulabilirim. Sana en başta söyledim. İstiyorsan bana karışabilirsin dedim. Eğer seni rahatsız edecekse söylemen yeterli. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Kafamı iki yana salladım. Kalsın Çin Çin'in. Ben kocama güveniyorum. Gururun kaşları çatıldı. Ne demek kocama güveniyorum? Sen bu işin bana sarkacağını mı düşünüyorsun? Kafamı aşağı yukarı salladım. Küçükken Burçin seni seviyordu. Gülümsemesi yüzünü kapladı. Neden gülüyorsun gurur? Hoşuna gitti herhalde. Beni kendine çekti. Senden başka kimsenin ilgisini istemiyorum ki ben güzel karıcığım. Hem çocuksu bir şeydir o zamanlar. Şimdiye kalmamıştır bir hissi, merak etme. Ah gurur ah, biri bilsen nasıl kaldığın o hislerin. Ben bilmem Çin Çin hala seni mi seviyor ama ben sana güveniyorum. Parmağındaki yüzüğünü çevirdim ve elini tutup belime doladım. Şimdi sarıl bakalım karına. Ellerini geri çekti ve yüzümü avuçları arasına aldı. Denef, seni kim gelirse gelsin karşıma. Kimseye değişmeyeceğimi biliyorsun değil mi? Kafamı salladım gözlerimi kapatarak. Çenemden tutup gözlerimi gözlerine dikmemi sağladı. Gözlerime bak Denef, biliyorsun değil mi? Hele kardeşim gibi gördüğüm Burçin bunu değiştiremez. Gözlerimden yaşlar aktı. Beni de kardeşin gibi seviyordun. Kafasını iki yana salladı. Denef, seninle aramızda 2 yaş vardı. Kardeşim gibiden çok en sevdiğim arkadaşım gibiydin ama Burçin benden 5 yaş küçüktü ve hastaydı biliyorsun. Onunla gerçekten kardeşim gibi ilgilendim. Zaten hasta olduğu için çok da oynayamazdı, hatırlasana. Kafamı aşağı yukarı salladım. Şimdi lütfen yüzümü ya da hamile olduğunu Burçin'e söylediğin için değil de benim asla öyle bir şey yapmayacağımı bildiğin için rahat olduğunu söyle. Ellerim sakallarında dolaştı. Sana güveniyorum. Sana kendimden çok güveniyorum gurur. Alnımı öptü. Sakalları alnıma battı. Şu sakallarını da kes lütfen gurur. Zaten çocuğumuz olunca onu öpmek istiyorsan vedalaşman gerekecek. Gülümsedi ve sakallarını elini sürdü. Gurur'un sakalları çıkmaya başladığından beri bir iki seferdir kestirdiğini gördüm. Genelde sakallarını uzun kullanır. Kızım için ağda bile yaparım. Bilerek çenesini öptüm. Ama ben seviyorum sakallarını. Sakallarını hafifçe yanağıma sürttü. Emin misin? Kıkırdayıp kafamı salladım. Eh, o zaman doğuma kadar kalır ama sonrasında kızımız için kesmek zorunda kalacağım Denef'im. Kızımızı öpmeden yaşayamam çünkü. Hemen suratımı astım. Oh, çocuğumuz için de satıldık. Uzaklarımı öptü. Hem kız deyip durma. Hem kız deyip durma gurur. Ya erkek olursa? Kafasını iki yana salladı. Ege de kız olduğunu düşünüyor. Hem ne koymuştu ismini? Müge mi? Kafamı sallayıp gülümsedim. Eğer kız olursa Müge ismini koyalım. Hem Ege ile de uyumlu. Doğru diyor çocuk. Gözlerini bana dikti. Ege'nin seçtiği ismi mi koyacağız? Kafamı salladım. Neden olmasın? Sonuçta o abisi. Ne koysaydık? Burçak mı? Burçin halasıyla uyumlu olur. Bir kahkaha patlattı. Olabilir aslında. Burçin Burçak. Güzel olurdu. Yanağını ısırdım. Küçük bir feryat etti. Beni zıvanadan çıkarma adam. Göğsünün üstüne yatırıp kafamın üstünü öptü. Hadi uyu bir tanem. Bu hormonların bizi çok yoracak belli. Elimle sardım, belini sıktım. İyi geceler kocacığım dedim ve gözlerimi yumdum. Sabah kapımızı çalan Burçin'le uyanmıştık. Ah dersiz başımıza, dert açtın gurur bey de haberin yok.
Burçin içeri girdiğinde kollarını gurunun boynuna sardı ve özgeçmişinin onaylandığını söyledi. Artık resmi olarak Demircioğlu inşaatın bir üyesiydi. Sinirle onlara bakarken Burçin'in sinsi bir şekilde bana gülümsediğini mi görmüştüm emin olamadım. Ah bu kızdan küçüklüğümden beri korkuyordum. Tüm yaramazlıkları yapar, suçu benim üstüme atıp işin içinden sıyrılırdı. Annemler bana kızmak için ona arkasını döndüğünde de böyle sırıtırdı. Ellerimi yumruk yapıp önümdeki manzarayı izledim. Bu sefer karşında o küçük kız çocuğu yok Burçin Hanım. O iddiayı kazanmanıza asla izin vermeyeceğim. Gurur benim, sonsuza kadar da öyle kalacak. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.